filan vakti sahibi Türk gelmiştir. Bunu biz zaten 2017 yılında açıklamıştık. İngilizlerin beklediği gibi hizmetçi değil, hüküm verecek. Yanda Allah keten elvası diyelim. Göktürk İmparatorluğu yeniden dirilecek son taşıyıcısı Türkiye Cumhuriyeti. Bu bilgiyi bilerek geliyorlar ve ona göre tabii onların seçiyor. Elinde de çok iyi arkeologlar, metafizik istihbaratçılar var. Bilerek geliyorlar tabii. Adamlar aradıklarını bulamıyorlar. Çünkü bu tür sırlar sadece sahibine aittir. Sırrı bilmeden sırra erenleri unutma. Atatürk, Atabey, Türk Ocakları, Genel Başkan olarak Hüseyin Hakkı Avcı'nın sözüdür bu. Sır, sırrı bilenindir. Sırrı bilemeden sırra erenleri unutma. Artık Tanrı'nın zamanı, Yaradan'ın zamanı, Allah'ın zamanı. Allah, dünyanın kralı benim diyor. Ben sizden kral seçmedim diyor. Ben gelip kendi kralımı seçer koyarım, ben onunla muhatap olurum diyor. Dolayısıyla bu Resul, Peygamber, Nebi falan değil. Yani bu ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Böyle kendilerini İslamiyet üzerinden bu tür noktalara koyanlar da farklı bir şey. Ama bu sürecin 3 önemli bileşeni var, ben söyleyeyim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Mustafa Kemal Atatürk ve bir numaralı baş melek Mikail. Ruhsal olarak işte bu işin içerisinde. Şimdi öyle bir zaman ki Cenab-ı Allah'ın sırgah kullarına tecelli edecek belli bir zaman içinde. Şu zamanda çok sıkışık bir zaman, çok zor bir zaman. Yani olan olaylar insanların manaya açılmasını engelliyor gibi gözüküyor. Hayır, mana açılmazsa eğer hiçbir olayı göremeyiz. Mesela şimdi seçim arefesindeyiz bütün dünyada. Evet. Yani sadece Türkiye değil ama Türkiye seçimi bütün dünyayı ilgilendiriyor. Yani bu gerçekten çok siyasetler üstü bir seçim. Burada siyaset, parti, kişi falan yok. Yani herkes bir kere şuradan yana olacak. Yani su uyur, düşman uyur, devlet uyumaz. Yani derde devlet olan uyumaz. İşte bunu bir kere akledeceğiz. Hükümetler, şahıslar, hepsi ayrı, muhalefet, devlet ayrı. Yani devletimize sahip çıkmazsak eğer biz, iş vahim olur. Kaos denen şey, kimse kalmaz. Hiçbir düşünce kalmaz. O yüzden bu süreç içindeki olan durum tamamıyla devlettir. Yani devlet, yani o anlamda onu devlet bakidir. O eş zamanlılık dünyanın geneliyle ilgili. İşte bakın o eş zamanlılığın içinde durmadan, şimdi cinsiyetsizleşme var değil mi? Kim savunuyor bunu? Yani aynı zamanda ahlaksızlık var, sapkınlık var, vatansızlık var ve Allah korusun dinsizlik var. Bütün dünyada böyle mi bu? Peki içeride baktığımız zaman bütün bu ahlaksızlığı, dinsizliği, cinsiyetsizliği, ailesizliği kimler savunuyor? Ben partinin indeksi konuşmuyorum. Parti merkezi değil söylediklerim. Çok daha farklı söylüyorum. Şimdi bütün bunlar bizim için bir ölçü. Şimdi bakın şu çok önemli. Dünyanın genelinde şu oluyor. Bir yapı, o demeyecek yapay zekaya şeytanı çağırıyoruz diyen yapı, şu an Allah'ın sınırlarını ihlal etmek istiyor. Şimdi açık söylüyorum hep. İlk günden beri şeytan bizim sırrımızı bilemez. Biz yeryüzü halifesiniz. Biz onun sırrını biliyoruz elhamdülillah. Bütün bunu kurduğu sistem bizim sırrımızı almak içindir. Vermeyiz. Görünmeyiz, bilinmeyiz. İşte daha bir yıl oldu göründü. Bundan sonra görünenlerin sayısı artacaktır. Bundan emin olun. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yani kalplerinde tecelligâhta olan açılma. Yani Cenab-ı Allah'ın nurunu kimler üzerinden tamamlayacağını o kullar bilmez. Allah. Nurunu kimler üzerinden tamamlayacak olduğu o nurlu kalpler açılacaktır. Ve ashab-ı keyfin uyanışı olur. Çok zulmettiniz. O kadar zulmettiniz ki siz de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Bey, sen de biliyorsun Devlet Bey, sen de biliyorsun Kemal Bey. Göklerden gelen nida geldiğinde aynı zamanda sizler için de bir boru çalmış olacak. Çünkü siz yönettiniz bu ülkeyi. Bu toprakların kutsallığını sizler bozdunuz. Hiç ne seçimine karışırım. Millet öğrenecek çünkü. Bu işi öğrenecek. Allah'la zar atmayı bu millet öğrenecek. Nasıl öğrenecek?